Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Şubat Adana yarış programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün vermiş olduğunuz yorumlardan dolayı gerçekten Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Vallahi nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Çünkü bayağı bir zorlanacağız. Yani o bir kesin. İşte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte bazen inanın bizim isteğimizin dışında gelişen olaylar oluyor. İşte onları nasıl halledeceğiz onu merak ediyorum. İşte o yani başka bir şey diyemiyorum yani inanın kilitlendim kaldım. Neyse her şeyde bir hayır var diyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Aslında yapacak çok şey var da işte biz yapamıyoruz. Neyse arkadaşlar sizlerin de en azından kafasını karıştırmayayım. Ben bugünkü yarış programına girmek istiyorum. Bugün 7 koşulu bir gündüz yarış programında Adana yarışında 7 koşulu program var. Ve 7'lik prensemiz de var. Programa ilk bakıldığı zaman yani sanki misli olacak bir imajı çiziyor. Ama bu tip programlar inanın para veriyor arkadaşlar. Her ne kadar bazı arkadaşlar misli oynayın diyorlar ama İnanın bu tip yarışlardan ben her zaman korkuyorum. Çünkü inanın yani az at bile koştuysa benim en çok korktuğum yarışlar az atlı yarışlar arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Herkes birbirini kollayabiliyor o zaman. Ama kalabalık olduğu zaman bir yerden fırlayıp gidebiliyorsun. Çünkü birden fazla rakip çıkıyor. Hani kimi kollayacaksınız? O an işte o da aradan sıyrılıp giderse kazanıyor. Yani o yüzden bazen yani az at var aman bu altılı para vermez gibi imaja yapmayın. İnanın ben daha evveldeki programlarımda da söyledim. İzmir yarışıydı. Yani 4 at koşan yer vardı. 3 at koşan vardı. En kalabalık yer 7 attı. 8 at olduğunu ben sanmıyorum. Yani o altılı ya bir kişi çıktı ya devretti. Yani ben onu biliyorum çünkü bu ne zaman oldu? 80'li yıllarda oldu arkadaşlar. Ya 80'li, büyük ihtimalle 80'li yıllarda oldu. Ya 88 de olabilir, 87 de olabilir. Yani o zamanlarda büyük ihtimalle. Çünkü yani İzmir dediğimde yarış ediyorum. Yani 4 at koşuyor, 4. at geliyor. 3 at koşuyor, 3. at geçiyor. Yani 3 at koşan yerde 3. at geldi mi bile bence büyük sürpriz. Çünkü neden? Herkes ya oraya tek atacak ya da 1. atı, 2. atı yazacak. 3. atı pek tercih etmiyorlar. İşte 7 at koşan yerde 7. at geldi. 4 at koşan yerde 4. at geldi. Siz böyle bir programı tutabilir misiniz? Zor yani. Yani İstanbul sezonunda bile bir program vardı. Hiç unutmuyorum. Bir tane favori gelmedi. Yani F yazılan bültenlerin önermiş olduğu favori gelmedi. O zamanlar AGF tablosu falan yoktu. Üçüncü atlar geldi. Yani biz bülten üzerinden işaretlediğimizde üçüncü atlar geldi. Hep 3-3-3-3 sadece üçüncü atlar geldi. Yani o gün üçüncü atları yazanlar altılı tutacaktı. Yani şimdiki parayla nerede baksanız 50-60 milyar civarında bir para verdi. Yani öyle bir programdı. Yani bir tane favori yok. Çünkü millet muhakkak bir tane favori tek atacak. İşte o favori de gelmiyordu. Yani o yüzden bazen basitmiş gibi gözüken altılar da inanın bir anda ummadığımız paralar verebilir. Hatta devir bile edebilir yani çünkü bu bütün koşular devir edebilir arkadaşlar. En azından bunun bilincinde olalım. O yüzden burası azat. Vallahi bir an deprem oluyor sandım da gerçi oluyor arada sırada oluyor da. İzmir'de akşamları maşallah bazen zıplattırıyor bizi. Neyse arkadaşlar ben birinci koşudan itibaren hemen yorumlarımı hızlı şekilde devam etmek istiyorum. Birinci koşu satış, bir koşusu 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum koşusunda 7'li plasemiz başlıyor. Ben bu ayakta hiç sözü fazla uzatmadan 4 nolu buzul. Bu mesafede gerçekten çok çok başarılı yarışları var. Ve 3 nolu ekürlerden Ramadan ekürüsü, Ramadan Beşir Efe ve 8 nolu Gamze Gül ekürü bunlar. Yani 4 ile 3'ü yazarsak bence yeterli arkadaşlar. Bu ayağı 2 safkan olarak geçelim arkadaşlar. Günün altılı gayan ayına geldiğimizde şartlı 1. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum koşusunda ben buraya biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım arkadaşlar. İlk kez koşuyor çünkü safkanlar yani her ihtimale açık olan bir ayak. Yani ben burada ilk safkan olarak 5 doğrulu Blue Diamond'ı öneriyorum arkadaşlar. Çok iyi bir kan hattıyla, iyi çalışmalarıyla bence bu ayağın ilk atı olması gereken safkan arkadaşlar. Bu 5 doğrulu Blue Diamond. 7 nolu Forever Alone. Güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor arkadaşlar. Bayağı ciddi hazırlıklarla geliyor. Uzun süredir çalışmaları var çünkü. Özcan Yıldırım da bence ikinci safkan hatta çünkü eşit ikisi bence. 2 safkan. 7 nolu safkan yazacağız arkadaşlar. Forever Alone'u. 1 nolu King Berkay. Bu safkan da Bosporus temsilcisi. Hazırlıkları fena değil. Hişman çizik idaresinde koşacak arkadaşlar. İhmale gelmez. İlk yarışını da kazanabilir arkadaşlar. İyi bir safkan görüntüsü var.
O yüzden kuponlara 1 nolu King Berkay'ı da yazalım. 8 nolu Go Wink. Bu Çelik kardeşimizin binmiş olduğu bu safkanlarda da fena olmayan işleri var. Hani ilk yarışı da olması, yani yarışı bakarsınız çünkü ilk yarış olması safkanlar trafik sorunu yaşayabilir. Gerçekten bazen 4 atta bile trafik sıkıntısı yaşayanları gördük. Yani starta kalabilir, önüne bir at geçebilir, bir dışına alabilir. Yani her türlü imkanlar oluyor, her türlü şartlar oluyor arkadaşlar. Çünkü acemi taylar. O yüzden 8 nolu Go Wink'te iyi hazırlıklarla kuponlara ilave ederim. Ve son olarak da 3 nolu Peace Robbie kuponlara yazalım. Bu Golden Sun'ın iyi bir tayı arkadaşlar. İyi, fena olmayan çalışmalara sahip. O yüzden kuponlara 3 nolu Peace Robbie'yi de kuponlara ilave ederim. Yani ilk ayakta 5 nolu Blue Diamond, 7 nolu Forever Alone, 1 nolu King Berkay, 8 nolu Going ve 3 nolu Peace Robbie ilk 5 hat olarak kuponlara yazalım arkadaşlar. Normal kuponlar için bu 5, 7, 1, 8, 3 yeterli. Eğer bir hat daha yazma imkanınız varsa arkadaşlar bu Fire Mambo'nun fena olmayan bir iyi bir tayı daha var. O da 2 nolu Mr. Arsel. Eğer yeriniz imkanınız varsa bu 2 nolu safkanı da ilave edebilirsiniz. Yani normal kuponlara 5, 7, 1, 8, 3 geniş oynayanlara bir atı ilave etmek isteyenlere 2 nolu safkan arkadaşlar. Biraz kalabalık tutuyorum çünkü gerçekten ilk ben oldum olası bu çok sırıtan bir at olmadığı sürece genelde bu böyle şartlı bir yarışta biraz fazla at yazıyorum arkadaşlar. Yani sizler de ona göre eğer ilaveniz yapabilecekseniz bu 6'yı da ilave edebilirsiniz. Artık hani geriye ne kaldı? Fazla bir şey de kalmadı. Geldik bir günün ikinci ayına. Şartlı 4, 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum kursunda bu gruptan çok çok farklı olan bence 3 nolu Altındere Halis Karataş'tan bu yarışı kazanması gerekiyor arkadaşlar. Ben hadi bir bankom daha olduğu için eğer ikinci banko arayanlar için çünkü benim bir bankom başka yerde hatta birkaç tane daha adayım var. 3 nolu Altındere alternatif banko olarak sizlere önereyim. Küçük ve risk seven arkadaşlar için banko adayı vereyim. Normal şartlarda bu gruptan farklı bu at kazanması gerekiyor. Bir de üzerinde Halis Karataş var. Yani bence en şanslı safkan. Bu safkanı yıkarsanız kimle yıkarsınız arkadaşlar? İyi bir formu olan 1 nolu Taşeron. Mustafa Kemal Kumbasar'la oldukça etkili bir yarış bekliyorum. 9 nolu Mihmanlı. Bu Altındere'nin kazanmış olduğu bir yarışta bu safkan da güzel bir ikincilik, hemen dibinde bir ikincilik yapmıştı. Bugün de bomboş kilosuyla, gerçi aralarında fazla bir kilo farkı yok. Yani 3 kiloluk bir fark var. Kuponlarda yazalım arkadaşlar. 9 nolu Mihmanlı ve son olarak da 2 nolu Yeşil Kale'de Müslüm Çelik'ten yazarsak bu ayak bayağı kapanmış gibi olur arkadaşlar. Ama dediğim gibi normal kuponlar için 3 nolu Altındere benim banko safkanım. Ama tek atamayanlar için de 1, 9 ve 2 nolu safkanları yazabilirler arkadaşlar. Geldik günün 3. ayına. Şartlı 4, 4 ve yukarı İngiliz'in 1500 metrelik kum yarışında. Burada da şu gruba baktığım zaman yani bu, artık bu formuyla artık ilerleyen formuyla Özcan Yıldırım'ın 2 nolu Ömer in my heart yine banko adayımdır. Aslında normal şartlarda kazanmasını beklediğim bir safkandır. Eğer banko tercihinizi bu ayaktan yana kullanırsanız yani normal şartlarda kazanması gereken bir safkan. Çünkü bayağı bir formda 2 nolu Ömer in my heart. Ama bu safkanı ben yıkmak istiyorum diyenlere sürpriz bir safkan vereceğim. Büyük ihtimalle sürpriz çıkar bu safkan. 1 nolu Humbara arkadaşlar. Ferik yardımcıyla koşacak olan bu kuvvet ayı. Her ne kadar son iki yarışı kötü gibi olsa da bu safkan Urfa'da hazırlıklarını yapıyor arkadaşlar. Urfa'nın kumu biraz da olsa ağır arkadaşlar. Yani Diyarbakır kumu gibi hafif değil. Oradan hazırlıklarını yapıyor. Bu yarış için buraya giriyor. Bu mesafede oldukça etkili yarışlar var. 1 nolu Humbara'nın. Aman arkadaşlar dikkat edin. Yani ya gelirse bence bayağı bir sürpriz olur gibi geliyor. Çünkü yarın 2 numara Ömer in my heart bence AGF'lerin bayağı yüksek bir safkanı olacak. Ama dediğim gibi tek olarak geçmek istiyorsanız 2 nolu safkanı tek atabilirsiniz. Ama yana at yazmak istiyorsanız da 1 nolu Humbara'yı öneriyorum sizlere. Geldik günün 4. ayına. Kısa vade 6 hafız koşusu. 3 yaşlı İngiliz'in 1900 metrelik kum koşusunda 6 safkan mücadelesi var arkadaşlar. Bu hafız adına koşulan bu koşuda. Şimdi yeni oynayan arkadaşlarımız diyecekler bu hafız ne hafızı? Bu camilerdeki hocaların hafızı mı diyecekler. Bu arkadaşlar Eli Yeşiller'in güzel bir safkanı olan bir hafız. Atın ismi hafız. Bu hafız ismini nereden aldı? Seyis'in isminden aldı arkadaşlar. Seyis'i o Taylı'ndayken bakan Seyis'in ismiymiş hafız galiba. Ben öyle biliyorum. Oradan kaptı. Bu Gazi kazandı arkadaşlar. Bu hafız. Kimle kazandı? Mümin Çılgın'la kazandı. Çünkü nasıl kazandı diyeceksiniz. O gün kapkara favoriydi. Ekrem Kurtlan, Allah rahmet eylesin.
Abisi de Mümin'e kaldı. Mümin o zaman kadar pek bilmişliği yoktu. Mümin de öyle nasibi geri çevirmedi. Kazandı arkadaşlar. En azından bunu söyleyeyim. Hatta ondan evvelki sezonda da bir sezon mu iki sezon mu birkaç yerde bir Uğurtay vardı. O da Gazi kazanmıştı. Levent Sarıkayalar'ın atıydı. Sait Aksonkoç'un da Ekrem Kurt bütün taylığından itibaren yarışa bindi ona. Ekrem Kurt'un da Allah rahmet eylesin. Onu anıyoruz şu anda. Yarış Sait Aksonkoç koşarken start verildi. Küt yerde Uğurtay'la 1 lira 5 kuruşluk attı yani onu söyleyeyim. Uğurtay hiç geçirmemişti. Düşünce tam start verilirken düştü arkadaşlar Ekrem Kurt. Yani kapak açıldı küt yerde. Bilmedi. Gazi Günü ona bilmedi. Kime kaldı? Yine Mümin Çılgın'a kaldı. Mümin Çılgın da bu jesti kabul etti ve yine Gazi'yi kazandı. Aynı şekilde bu Hafız da kazandı Gazi'yi. Ama Hafız görseniz ufak tefek bir safkan ama maşallah vardı. Hatta hiç orijini hiç unutmuşluğum yok. Royal Siras baba. Anne de Linda'ydı. Linda bunu doğumunu yaptıktan sonra ölüyor arkadaşlar. Hani Hafız dünyaya geliyor. Anne ölüyor Linda. Ama Linda da maşallah yani hep şampiyon atlar verdi. Gerçekten bazen kısraklarda dikkat etmemiz gerekir. Linda kimleri verdi? Karanima vardı. Karayel vardı. Karayel de bir Linda'daydı. Düşünün yani şampiyon. Karayel'i hiç geçinmedi. Hani öyle bir şampiyonlar verdi. En son doğumunu işte bu Hafız'la yaptı Linda. Ondan sonra öldü. İşte doğumundan sonra öldü Safkan. Hafız'da küçük ufak tefek bir Safkan'dı ama maşallah vardı. Yani gerçekten tam adaleti iyi bir Safkan'dı. Bu Eli Yeşillerin bir Safkan'dı. Eli Yeşiller zaten o zamanlar imparatorluğu vardı arkadaşlar. Hiç şartlı bir koşsun veya bilmem ne koşsun, maiden koşsun. Bakardık Eli Yeşil mi? Tamam tek at. Hiç yanda atlara, çalışmalara bakmazdık bile. Yani öyle bir durum vardı. O sezonlar zaten hep Eli Yeşil İmparatorluğu'ydu. Neyse arkadaşlar konu yine gitti. Şimdi kızanlar yine kızacak bize. Neyse ben burada bu Hafız koşusunda bir nolu Ateşeri'yi zaten kalite bir safkan. Kurtellerin iyi bir safkanı. 3 yarış koştu. İlk yarışını kazandı. Arkasından 2 tane yarışı 2-2 yaptı. Bu uzayan mesafeye bence çok çok yatkın bir safkan. O yüzden bir nolu Ateş Yeleği Halis Karataş'ta ben günün bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bence bu yarışı kazanır diyorum. Ve sizlere bir nolu Ateş Yeleği banko günün teki olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 5. ayına arkadaşlar. Şartlı bir diğer bölümüne 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum koşusunda. Burası baktığımız zaman biraz daha öteki gruba göre zayıf gibi geldi. Çünkü öteki grupta bayağı çok at vardı. Ben buraya fazla yüklenmedim arkadaşlar. Ön planda 3 tane sapkanım var. Ben size direkt onları söyleyeceğim. İki nolu Karayeli. Çok çok iyi orijinal var arkadaşlar. Bu Veysel Kahraman'ın iyi sapkanı. İyi hazırlıkları da var. Çünkü üzerinde de Selim Kaya var. Selim Kaya zaten bu sapkan için buraya geldi arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Yedi nolu Fantastic Angel. Ahmet Çelik'ten bir Lux ortayı iyi hazırlıklar var ve 8 dolu Lady Rua Müslüm Çelik'le ben ayrımsız bu 3 sapkanı kuponlara yazın. Ha, bu aya ben tek atmak istiyorum diyen arkadaşlara varsa eğer o risk cesaret varsa 2 nolu Karayeli'yi de tek atabilir arkadaşlar. Bence yani bayağı iyi durumda çünkü baba King David anne de Kil Farasi o da bir Galileo otayı arkadaşlar. Yani bu Veysel Kahraman'ın zaten Amerika'da bile koşan sapkanları var arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Yani hem içeri hem dışarı çalışıyor. O yüzden iyi safkanlar getiriyor çünkü sürekli hani bu yetiştiriciliği de baya baya iyi. Bu safkan da bence kalite bir safkan. İhmal etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi ilk aya istiyorsanız risk almak istiyorsanız bu tercihi ben size bırakıyorum. İki nolu Karayeli'yi tek atabilirsiniz ama at yazmak istiyorsanız ben normal bir şey yazmak istiyorum derseniz 2-7-8 bu ayak için ideal oyun olur arkadaşlar. Ama çok çok sürpriz arayanlara da 3 nolu Kıvanç ve 4 nolu Mert Yusuf'u da ilave edebilirler arkadaşlar. Yani 2, 7, 8 normal kuponlar için 3, 4 geniş ve sürpriz arayanlar için arkadaşlar. Geldik günün son ayağına. Handicap 16, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum koşusunda. Burada gösterdiği performansa baktığımız zaman son 6 yarışında gerçekten 3 birincilik, 3 ikincilikle formunun üst seviyesine çıkmış. 3 nolu Punch Mahal Ahmet Çelik'le bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Sizlere yine bir alternatif banko olarak 3 nolu Punch Mahal'ı öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok formunda bu safkan. Orijine baktığımız zaman zaten Pelesin Perfect'ler tam bir kum orijin veriyor. Bence yine bu uzayan mesafelerin etkili yarışını yine koşup kazanmasını bekliyorum. Bu 3 nolu Punch Mahal. Ama yok ben buraya bayağı bir kredim var. Buraya at yazmak istiyorum diyen arkadaşlar da önde iyi tempo kurması halinde 4 nolu Uçan Fil. Akkuş Özen'le yine çok formda.
Yedinoğlu Victor Wallace Müslüm Çelik'le son 6 yarış hatta son 5 yarışında güzel bir performansı var. İyi bir formu var. İyi hazırlıkları var. Ve bomboş kilosu var arkadaşlar. Yedinoğlu Victor Wallace'ı da kupona yazalım. Ve 5 dolu Özdemir'i de ilave edelim arkadaşlar. Son 3. iyi olan bu safkan. Dediğim gibi ya 3'ü tek atacağız arkadaşlar ya da buraya 3, 4, 7 ve 5 nolu safkanları yazıp bayağı bu şekilde geçeceğiz. Normal kuponlar için. Ama daha da sürpriz arayan, ben bu ayakta daha da yüksek sürprizli at bekliyorum diyen arkadaşlar da biraz kademeli oldu ama 9 nolu pro, çünkü sürekli veriyorum bu safkanı. Bakmayın son 2 yarışı kötü gibi ama bugün bakarsanız farklı yarış sergileyebilir bir Bosporus dayı. 1 nolu Hayki Profesör. Bu safkan da iyi bir safkan. Son 6. de ölçü almayalım. Bomba yapabilir. Ve son olarak da 10 nolu King Dadaş. Bu safkan da son 0 çektiğine kesinlikle aldanmayın. Kalkar ters bir yerden girer arkadaşlar. Hani bir anda madalyonun ikinci yüzünü döndürür. Yani öyle bir safkan. Ya dediğim gibi 3, 4, 7, 5 normal kuponlar için. 9, 1, 10 geniş ve sürpriz arayanlar için. Ama tek atmak istiyorsanız da 3 nolu Punch Mahal ideal bir banko adıdır arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Arkadaşlar benim bugünkü oyun programı bu kadar. Kusura bakma arada sırada bazen bir şeyler anlatıyorum. Gerçi dinleyen kardeşlerimiz de varsa olsun, var olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Arada böyle şeyler konuşmak lazım arkadaşlar. Sonuçta insanız. Yani insanlar gerçekten bir şeyi anlata derdini anlatabilirler. Yani bir şeyi paylaşmak gerçekten güzeldir. Sizler de anınız varsa yazın arkadaşlar. Orada herkes okuyor zaten sonuçta. Yani sizin orası sizin yazabileceğiniz, sizin sesinizi duyurabileceğiniz bir yer. Çekinmeyin arkadaşlar. Ama ben kötü bir konuşma olmadığı sürece ben zaten şey yapmıyorum. Elimden geldiğince de bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Fırsat buldukça. O yüzden hiç şey olmasın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileri. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.